Herkese merhabalar. Migros Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İzlen Erdem. Yeni bir iyi tahmin yine sizlerle birlikte. Hemen aklımdayken önce bir özür borçluyum, onu söyleyeyim. Çünkü ben ne demiştim? Salı ve pazar hariç her gün demiştim ama tamamen benim hatam salı ve perşembe hariç olacak. Hatta görsellerimize bile bunu yanlış yazmışız. Tek sorumlusu bunun benim. Tamamen benim yanlış anlamamdan kaynaklı. Yarışmamız hafta içi pazartesi, çarşamba, cuma ve hafta sonunda cumartesi, pazar. Yani salı, perşembe hariç her gün. O yüzden dün de gördüm gelenler oldu yarışmaya. Bugünün linkine gelenler oldu. Onlara da yazdım. Tekrar tekrar gerçekten özür diliyorum. Yani küçük görünen büyük bir hata. Tek sorumlusu da benim dedikten sonra. Hemen bakıyorum şimdi, okuyordum yorumlarınızı. YLMZ arkadaşımız Gül Yılmaz olabilir. Herhalde yeni katılıyor. Nasıl bir şey diye sormuş. Alihan arkadaşım da onu yanıtlamış ama ben biraz daha açayım bunu. Sevgili Gül Yılmaz diyorum ama doğrudur inşallah. Yarışmamız 10 sorudan oluşuyor. Bir tahmin yarışması. Sorularımızın yanıtlarını şu anda yazmakta olduğunuz sohbet bölümüne yazıyorsunuz ama sadece sayısal yanıtlar. Sonuna hiçbir şekilde ek yazmayın. Ben görüyorum, sonradan üzülüyorum. Santimetre, gram ve benzeri ekler yazanlar oluyor. Onlar maalesef kabul olmuyor. 30 saniye süremiz var. Süreyi de lütfen kaçırmayın diyorum. Aynı yanıtı veren olursa da önce yazan kazanıyor. Birinci olan o sorudan en yakın tahmini yapan 100 puan alıyor. İkinci 99, üçüncü 98, ilk 100'e giren puan alıyor. 100. 1 olmak üzere. 10 soru sonunda da günün birincisi 250 mani kazanıyor. İkincisi 100 mani, üçüncüsü de 50 mani kazanıyor. Şimdi zaten soruları da görünce çok çok iyi anlayacaksınız. Haydi bakalım ilk sorumuz gelsin. Sular kaç litredir? Şimdi yorumlarda tekrar okuyorum. Orhan Karay'dı yanlış hatırlamıyorsam. Soru aralığı... Evet, Orhan Bey yazmış. Tahmin aralığı geniş sorular olursa bilme olasılığı yani azalacaktır demiş. Leyla Hanım da Google soruları olmasın demiş. Vallahi inanın yatıyoruz, kalkıyoruz. Her gün nasıl farklılaştırırız diye düşünüyoruz. Nitekim mesela bu soru 12 ürün olduğu için buna bakmak epey zor oluyor. Yine de ama iyi tahmin yapan her zaman yapıyor. Alalım yanıtımızı. ...102 litre. Evet, sular. Tabii ki Migros'ta satılan, Migros'ta bulabileceğiniz sular bunlar. Toplamı 102 litreydi. Şimdi kazanan, yani kazanan değil de daha doğrusu ilk 7'ye girenleri okuyacağım. Fakat sevgili Sarp'ın da bir ricası olmuş. Yani 100.'yü de okur musunuz diye. Her soruda biraz yapamayabilirim. Yani 100.'ünün tahminini. Ama elimden geldiğince de yapmaya çalışırım. Peki katılmak için bir şey yapmanız gerekiyor mu? Hayır. Sadece abone olmanızı istiyoruz. Abone olmayan arkadaşlar, sevgili Gül Yılmaz, eğer abone değilseniz ve diğerleri yeni açanlar, sağ altta bulunan abone ol butonuna tuşlayın. Bir de mutlaka bence bildirimleri açın. O çan işareti var ya, o çanı açın ve YouTube'a da izin verin ki bildirimler gitsin. Çünkü yarısı, daha önce de söyledim, bildirimleri açıyor ama YouTube'a izin vermediği için bildirim gitmiyor. Yüzüncünün tahmini 68 imiş ve 1 puan almış. Kim olduğunu söylemedim. Faruk Toksözmüş. Şimdi gelelim 7. Serkan Şükrü Sağra oldu, 94 puan aldı. Sibel Yazman 95 puan aldı. Ezgi Çıray Pirvan 96 puan aldı. Mr. Anderson 97 puan aldı. Mustafa Turna 98 puanla 3. oldu. 2. Murat Kağıtçı 99 puan ve ilk sorumuzun birincisi bir stara geldi. Cricket Star. Cricket Star. Daha önce de bir futbol star vardı. Acaba aynı kişi mi? Merak ediyorum. Tam yanıtı da vermiş, tam bilmiş. 100 puanı da aldı. Haydi bakalım ikinci soruyu alalım. Ekranda kaç adet Migros zeytinyağlı kepekli grisini vardır? Alın size iki tane işte Google sorusu olmayan soru. Google sorusu derken gerçi o da çok geniş bir aralık. Burada ekrandakileri sayacaksınız. Tabii altta kalanlar var. Bu tip sorular da aslında bence ayrıştırıcı sorular. Tahmin aralığı geniş olsun istemiş Orhan Bey ama bunlar da bence ayrıştırıcı oluyor. Yanıtımızı alalım.
17 idi yanıtımız. 17 idi. Bakayım şöyle aşağılara doğru. 15 diyen mesela arkadaşımız 100. olmuş ki hani o da hızlı yazdığı içindir. Yani iki farklı yanıt veren düşünün 100. oluyor. Nasıl ayrıştırıcı? Herkes de birçok kişi 17 demiş ama 16 veya 18 diyen de çok yaklaşmasına rağmen az puan alıyor. 7. Burak Kurt oldu, 93 puan aldı. 7 özür dilerim. 8. Burak Kurt oldu. 7. Kamil Burak ilk uçan 94 puan aldı. 6. Meryem Harmandal 95 puan. 5. Aybüke Biçer 96. Tuğbel 90. Tuna 98. Olan bir yarışmacımız. Gel 3. soruya. Haydi bakalım. Alalım. Migros Ramazan bereket paketi kolisinde kaç adet ürün vardır? Biliyorsunuz Migros'un böyle kolileri var. Bereket paketi var. Ziyafet paketi var. Farklı farklı kolileri var. Bunlardaki ürünler zaten ekranda da görüyorsunuz. Hızlıca sayan kazanır. Tabii ürünler iç içe olduğu için sayarken hata yapmayın, aman diyeyim. Alalım hemen, süremiz bitti, yanıtımızı alalım. ...13 idi, evet. 13 adet ürün var. Migros Ramazan bereket kolisinde. 7. Yani her sefer bakmayayım ben, sevgili Sarp ve Ufuk Ağırbaş da istemişti. Yani 12 diyen mesela 100. olmuş yani. Zaten herkes 13 yanıtını neredeyse vermiş. 7. Merve Tümen oldu 90. 6. Elif Aydın 95 puan aldı. 5. Arvid Merlin. Hiç kaçırmaz bu soruları. Arvid Merlin. Tebrik ediyoruz. 96 puan aldı. 4. Emrah Özdemir 97 puan aldı. Yani inanın her soruyu Migros'la ilgili yapsak ya Arvid Merlin tahminci kazanır. Onu da söyleyeyim size. 4. 97 puan aldı. 6. Seval Durgut Yavuz 98 puan aldı. 3. Seval Durgut Yavuz 90 puan aldı. 2. Ahmet Cihat Yavuz 99 puan aldı. Ve 3. sorumuzun birincisi. Çok çok iyi bir yarışmacımız o da. Merve Özer. Merve Özer. İlk kim önde yarışmayı alalım ekrana. Burak Kurt 120 önde götürüyor yarışmayı. Hemen arkasından Münevver Ertekin geliyor. Merve Özer, Bluebell ve Ayten Öz şeklinde devam ediyor. Burak Kurt, hadi bakalım. Dün de gördüm, siz bekliyordunuz hatırlamıyorsam linkte. Bugün 3 öndesiniz. Bakalım kazanabilecek misiniz? Gelsin 4. sorumuz sevgili yönetmenim. Buradaki sayı kaçtır? Hadi bakalım. Google olmasın dedi. Alın size Google, yok. Gözler var. Gözü iyi gören mi diyeyim artık? Dikkatli olan mı? Vallahi zormuş sanki bu ya. Bazen de sorularda ayarımız kaçıyor. Nasıl kaçıyor? Çünkü yanıtını biliyoruz ya. Yanıtını bildiğiniz zaman hemen baktığınızda görmeniz kolay oluyor ama hiç bilmeyen biri o kadar kolay göremiyor, biliyor. Bakalım neymiş sayımız? ...308 idi. Evet, demek ki benim düşündüğümden daha kolaymış. Çünkü 308 yanıtını neredeyse herkes vermiş. Ha, 100'üncüye bakalım değil mi? 100. İsmail Ozan Kayacan olmuş. Hep birinci mi olacaksınız İsmail Bey? Bu sefer de 208 demiş. İşte ayırt edici bir soru. Yani bir tane bir harf hatası, rakam hatası nelere mal olmuş size? 7. Leyla Kurt olmuş. 94 puan almış. 6. Profesör X olmuş. Ama İngilizce yazmış. Profesör X diye okuyalım. 95 puan almış. Ümit Kemal 96 puan almış. Şimdi de futbol star geldi. Biraz önce kriket star vardı. 97. Kurt. Evet, birincilikteki yerini perçinlemiş bu soruda. 98 puan almış. Kriket star demiştim. O da ikinci olmuş. Bakın kriket star bu soruda. Ve birincimiz Berna Bal olmuş. Berna Bal da yine
uzun süredir takip ediyor bizi. Geldik 5. sorumuza. Alalım bakalım neymiş? Bu sefer de Migros Ramazan lezzet paketindeki ürün sayısını sorduk. Hadi bakalım. Migros Ramazan lezzet paketi kolisinde kaç adet ürün vardır? Yine ürünleri ekranda görüyorsunuz. Oradan hızlı sayan kazanır. Süremiz bitti. Ekrana alalım yanıtımızı. Yirmi iki. Sanırım görüntüde bazı böyle donmalar oluyormuş. O yüzden yönetmeni uyardı. Biraz böyle kaliteyi düşürdük. Yayın akışında sorun olmasın diye. Yedinci, Sena Uzun oldu. Tam yanıt veriyor zaten herkes buradaki. 94 puan aldı. 6. Emrah Özdemir 95 puan aldı. 5. İlk Tahmin Bükücü 96 puan aldı. 4. Seval Durgut Yavuz 97 puan. 3. Ahmet Cihat Yavuz 98 puan. 2. Mr. Anderson 99 puan. Ve 5. sorumuzun birincisi yeni bir isim. LURT Lurt 763. Acaba anlamı nedir? Vardır tabii illaki bir anlamı. 100 puanı aldınız 5. sorudan. Ve geldik 6. sorumuza. Bu soru sonunda kim önde gidiyor tekrar bakacağız. Gelsin 6. sorumuz. Recep İvedik serisinin toplam sinema seyirci sayısı kaçtır? Yani bütün Recep İvedik filmlerinin toplam gişesini soruyoruz. Yani gişe derken gişesini sormuyoruz. Yanlış olur. Seyirci sayısını soruyoruz. Gişe deyince hasılat gibi algılanır. Burada kaç kişi sinemada seyretmiştir? Tabii ki televizyonları falan katarsak hem sayıyı bilemeyiz hem de çok daha yüksektir ama sinemada da biliyorsunuz rekorlar kıran efsanevi bir seri. Yani seversiniz sevmezsiniz o ayrı mesele ama bu başarısını örtmez. Evet alalım bakalım neymiş yanıtımız? ...30.753.689. Evet yani tam sayı buydu. 6 tane biliyorsunuz filmi var. 6 seri olan filmi var. En az sanırım 3 milyonlu bir rakam. En fazla 7 milyonlu seyredilen var. Ama toplamı buymuş ve bence güzel bir soruydu. Mesela bunu Google sorusu sayarsanız Leyla Hanım... Üzülürüm çünkü 6 filmin gişesine bakıp 30 saniyede toplayıp yanıt vermek bence imkansız. Ama Google'da baktığınızda aslında sonuçları da var tabii ki. Şöyle bir Sarp için bakalım bir yüzüncü ne demiş? 11 milyon demiş. 11 milyon 567 bin demiş. Yani ona göre oradan hani puan alıp almadığımızı hesaplamak istiyordum. Evet, Oğuz Kağan Kaygısız. 94 puanla 7. oldu. Recep Beysum 6. oldu 95 puan aldı. Oya Yıldırım 96 puanla 5. oldu. DG SLM NGL o da epeydir yoktu. 4. oldu 97 puan aldı. 3. Münevver Ertekin 98 puan aldı. 2. Fatih Keskin 99 puan aldı. Ve bu sorumuzun birincisi İsmail K diye isim geliyor ama G. İsmail G biliyorsunuz İsmail K da o da... Çok ünlü bir sanatçımız, şarkıcımız ve onunla ilgili de ilginç bir hikayem var. 4 sene televizyonda biliyorsunuz Eğlence Pazarı diye bir program yapmıştık. Onun yapımcısıydım. Ve her program çıkıyor. Tabii ki ünlü gelince seyirciler ondan imza almak ister falan. Bizim de işimiz yaklaşık 1 saat sonra bitiyordu. Bir gün yine 1 saat geçti. Artık evimize gideceğiz. Bir baktım hala İsmail K ve başında hayranları böyle bırakmamışlar onu. Çok bu da akalde. Peki 6. soru da bitti. Hemen yine hatırlatalım. Abone olmayanlar abone olsun lütfen. Çünkü sayımız artıyor biliyorsunuz. 190 binlere geldik. 200 binlere geçeceğiz. Geçen sene başladığımızda 100 bindi bu rakam.
Gayet iyi gidiyoruz. Ne yaptık? Yanına konserler koyduk. Dün akşam vardı, inşallah seyretmişsinizdir Cembelevi. Yarın akşam da Fatih Ürek var saat 21'de Migros TV ekranlarında canlı olarak. Alalım ekrana sevgili yönetmenim. Kimler önde gidiyor? Münevver Ertekin, Burak Kurt'u geçmiş. Müthiş heyecanlı. 3 puan gerideydi fakat şimdi 2 puan öne geçmiş. Ebru Irk da hemen arkalarında. Alp ve Muzaffer Caner Ankaralı da onları takip ediyor. Vallahi bu üçlü kazanırsa, ilk üçlü kazanırsa ben mutlu olurum. Çünkü daha önce Münevver Hanım'ın birinciliği yok. Peki, gelsin hemen 7. sorumuz. Bu arada İsmail YK tabii, İsmail K değil. Şu anda onu da hatırlamış durumdayım. Migros Ramazan ziyafet paketi kolisinde kaç adet ürün vardır? Migros Ramazan ziyafet paketi kolisi. Bu da bir başka kolimiz. 3 tane kolideki ürün sayısını sorduk aynı gün. Süremiz bitti. Niye aynı gün sorduk diyeceksiniz. İşte çünkü birini sorunca öbür soru kesin gelir diyenler oluyor. Sevgili iyi tahminci, kulaklarınızı çınlatayım. Yani soruları da bir de tahmin edenler var. O da güzel bir yöntem. Bunu engellemek için aynı gün sorduk. Alalım ekrana yanıtımızı. ...31 adet ürün vardı. Evet, yani ziyafet paketinde de 3 farklı paket var yeri gelmişken. Bunları görmüş oldunuz. 3 farklı paketi ihtiyacı olanlara ulaştırabiliriz bu dönemde. 7. İsmail Ozan Kayacan oldu, 94 puan aldı. 6. Merve Özer 95 puan aldı. İlk tahmin bükücü 96. Bahtiyar Mutlu 97 puan 4. 3. Ahmet Cihat Yavuz 98 puan aldı. 2. Seren K 99 puan aldı. Ve 1.'miz Mr. Anderson. Matrix'ten biliyorsunuz Matrix'in içinden buralara kadar geliyor. İçimizdeki ajan Mr. Anderson. 8'in sonu. M-Toys oyuncaklarındaki oranı yüzde kaçtı? 5M Migros'larda, daha doğrusu 5M Migroskop'ta bunu görebilirsiniz. Bunu da nereden görebilirsiniz en kolay? Migros uygulamasını indirirseniz, Migros uygulamasından her yarışmamızda sorular soracağımızı söylemiştik. 5M Migroskop'ta yazıyor bunun yanıtı. Arvid Merlin biliyordur. Hadi bakalım alalım neymiş yanıtımız. %50'ymiş yanıtımız. %50 M-Toys oyuncaklarında, yani M-Toys Migros markalı bir ürün oluyor. Çok güzel oyuncaklar var. Bir ara çünkü bir çocuk programı yaptık. Orada birçoğunu deneme kullanmamız da oldu. Çok güzel var. 7. Ertuğ 18.90. Dur şeyi hatırladım yine. 100.'ye bakıyorduk değil mi arada? Şöyle bir bakalım da 100.'ün tahminine. Zaten yani ilk yüzdeki herkes. O yüzden bunu bilmeyen yok. 7. Ertuğ 18 olmuş. 94 puan. Burada da hız önem kazanmış. 6. Hatice Figen Cancar. Hep Hatice Figen'di. Figen yapmışsınız sonunda. Ben de öyle okuyordum. 95 puan. Migros Sever 96 puan. Mr. Anderson 97 puan. Ufuk Ağırbaş iyi tahminci 98 puan. Cricket Star 99 puan. Ve bu sorumuzun da birincisi tekrar Berna Bal oluyor. Bugün ikinci birinciliği oldu Berna Bal'ın. Peki son iki soruya geldik. Alalım lütfen 9. sorumuzu. Ülkemizde 2004 yılındaki kırmızı mercimek üretimi, yeşil mercimek üretiminin kaç katıdır? Hadi bakalım yine değişik bir soru. Demek ki kırmızı mercimek çok daha fazla üretiliyor anlamına geliyor bu. Ama 2 kat mı, 3 kat mı, 10 kat mı, 20 kat mı? Burada bunu soruyoruz. 2004'ü almamızdaki neden de çünkü tam katı çünkü yani 2004 yılında, o yüzden alalım yanıtımızı. Müzik
8. Evet. 8 kat daha fazla üretiliyormuş kırmızı mercimek. Yüzüncümüz de 5 yanıtını vermiş. Gülistan Toy olmuş. Evet, hala abone olmayan varsa hatırlatayım. Lütfen abone olunuz. Sağ altta abone ol butonu. Yoksa bir şekilde ödül kazanırsanız abone olmayanlara veremiyoruz. Bizi bu dokmayın. Kendiniz de üzülün. 7. Ziya Özel 94 puan. 6. Kuşu 95 puan. 5. Süreya Epik 96 puan. 4. Oğuz Dabanca 97 puan. 3. Cricket Star, epey ismini okudum aslında. Yani sıralamaya niye girmediniz? Şaşırdım. 98 puan. Bir takipçimiz 99 puan ve 9. sorumuzun birincisi Sevil Türkoğlu oldu. Zaten herkes aşağı yukarı ilk 7'deki daha doğrusu herkes 8 yanıtını vermiş. Ve son soruya geldik. Çok heyecanlı gidiyor. Bakalım bugün kim olacak? Alalım sorumuzu. Kahveler toplam kaç gramdır? 12 adet yine klasik sorularımızdan. 12 adet kahve var. Hepsinin gramajları. Hepsinin derken yani aynı olanlar tabii ki vardır. Bunların toplamını tahmin etmenizi istiyoruz. Bu arada sol alttakinin 10'lu paket olduğunu da unutmayın. Dikkat edin ona. Süremiz bitti. O zaman yanıtımızı alalım. ...2325 gram imiş. 2325 gram imiş. Ve şöyle bakalım. Berat Eren Yılmaz'mış sonuncu. O da 3000 yanıtını vermiş. 100. 7. Özer Aydemir 94 puan aldı. Yıldırım 95. 5. Alican Sağdıç 96 puan aldı. 4. Elif Tuna 97 puan aldı. 3. Güneri 18.98 puan aldı. 2. Huriye Kar 99 puan aldı ve birincimiz çok güzel bir ismi var. Neşe, Neşe ne güzel, Neşe güzel bir isim. Hepimiz bugünlerde küçük de olsa biraz neşelenip biraz keyiflenebiliyorsak şu yaptığımız işlerle ne mutlu bize. Yoksa çok da keyifli, güzel zamanlar olmadığının farkındayız. Peki 10 sorumuz bitti ve şimdi günün birincisini açıklayacağız. Beşincimizden başlayalım. Hatta altıncımızdan başlayalım. Altıncımız 526 puan alan, iki soruda birinciliği bulunan Berna Bal oldu. Berna Bal, üzgünüm altıncı olabildiniz. Bir diğer üzgün olduğum isim de Burak Kurt. 3 puan fazla almışsınız 529 ama ilk 3'e girememişsiniz. Ve dördüncümüz 539 puan alan Alp oldu. Alp 539 puan almış ve dördüncü olmuş. Neden ilk 3'e girememiş onu söyleyeyim. Sular kaç litredir sorusuna 0 puan almış. 56 yanıtını vermiş ve eyvah Alp son sorudan da 0 almışsın. 5200 demişsin kahveleri sormuş da yani bu ikisinden puan alsan yani bir puan daha alsan ilk 3'teydin. Gerçekten senin adına da üzüldüm. O kadar yakın ki bugün puanlar inanılmaz. Sırada üçüncüyü açıklamak var. 2P ile Sarp. Sarp PP 540 puan aldı. Bizim Sarp ile aynı mı değil mi bilmiyorum. Buna bize göndereceği e-postalar sonrasında karar verebiliriz. Ama aynıysa da bizim açımızdan bir sorun teşkil etmiyor. Neden etmiyor? İsteyen istediği kadar hesapla yarışabilir. Biz bunu kontrol edemeyiz. İsimler diyorsunuz. Hatta bazen böyle hile bile suçlayanlar oluyor. Yani öyle olsa mesela diyelim bir şey olsa İsmail Ozan Kayacan adını getirir. Mehmet Yılmaz yapar atıyorum. Ya, öyle değil mi? Yani bir şey olsa insan aynı isimle yarışmaya devam eder mi? Bir zaman gerçek isimlerinle yarışmanızı tercih ederiz en azından size hitap etmek açısından. Peki 540 puan dedik. Yani 1 puan farkla 3. olmuş. 50 mani kazandı Sarp 2P ile. 2 Sarp bu sefer tek P ile 541 puan almış. Peki neden birinci olamamış? Halbuki 8 puan var birinci arasında. 51 de birinci alamamış. 6. Recep
Vedik'te puan alamamış ki. Ah Sarp ne yaptın? 5 milyon bir cevap demişsin. Değil mi? Yanlış mı okuyorum buradan? Evet. Yani neredeyse bir filmde zaten 7 milyon. Yani neredeyse değil. Zaten öyle. Bir de kolilerdeki ürün sayısında da yine 31 olan üründe 27 deyip 0 puan aldığın için ikincilikte kalmışsın ama hiç sorun değil. 100 money kazandın bizden. Şimdi gelelim birinciyi açıklamaya. Vallahi benim uğurum mu diyeyim? Yani nazarım değil çünkü uğurlu geldi ona. Dedim ya daha üst sıralarda isminin olması gereken star olmuş efendim. Cricket Star 549 puan almış ve günümüzün birincisi oldu. Sevindim çünkü dikkatimi çekti yani birkaç kere ismini okudum. Neden hani ilk 3. ve 6. sorularda ilk 5'te yok diye düşünmüştüm. Ama Cricket Star 549 puan alarak günümüzün birincisi oldu ki aslında yarışmaya da çok kötü başlamış. 2. ve 3. sorulardan 0 puan almasına rağmen son sorulara bakın. 7. soruda 49 almış. 8'de 99, 9'da 98 ve 10. soruda 47 puan alarak günümüzün birincisi olmuş. 250 money'yi de hak etmiş bizden. Ne yapması gerekiyor? itahminyarisma@gmail.com adresine money kart numarası ve iletişim bilgisini göndermesi gerekiyor. Bekliyoruz. 15 gün içinde yaklaşık ödülleriniz, money'leriniz karta tanımlanıyor. Şimdi geldi puanlarınızla sizi baş başa bırakmaya. Tekrar hatırlatıyorum. Yarın buradayız. Yani cumartesi. Pazar buradayız. Pazartesi buradayız. Salı ve perşembe yokuz. Yarın bizden sonra akşam da Fatih Ürek konseri var. Sakın kaçırmayın. Buyurun puanlarınız. Kendinize çok çok iyi bakın.